Herkese merhaba, ben Efe Can Güner. İnformatik bilişimde 2021 yılı itibariyle KET çözüm mühendisiyim. Bu videoda sizlere son yıllarda bazı global sektör lideri firmaların ve dolayısıyla tedarikçilerinin kullanmaya başladığı MBD kavramı hakkında kısa bir sunum ve örnek bir uygulama yapacağım. Eğer siz de MBD kavramını bir yerlerden duymuş ve ne olduğunu, ne işe yaradığını, işlerinizi nasıl kolaylaştıracağını merak ediyorsanız, bu videonun aklınızdaki birçok soruyu cevaplayacağına eminim. Bu kısa girişin ardından MBD'nin ne olduğundan, neden ve nasıl ortaya çıktığından teknik resimden itibaren biraz bahsedelim. MBD kavramı bugün bu videoyu izleyen hemen herkesin aşina olduğunu tahmin ettiğim teknik resim kavramının yetersiz kaldığı noktalarda çağın ihtiyaçlarına uygun dizayn edilmiş ve kullanımı günden güne artan bir çözüm yaklaşımıdır. MBD'nin bugün neden teknik resimin yerini alıyor olduğunu daha iyi anlamak için teknik resimin tarihsel gelişimini incelediğimizde, yakın tarihteki teknik çizimin bilinen örneklerinden Leonardo da Vinci'nin çizimlerinde ölçülendirme veya toleranslara rastlanmamıştır. Her yeni resmin aslında yeni bir icat özelliği taşıması, ürünün gerçek ölçüsel boyutlarının tecrübe, gözlem ve deneme yanılmayla ortaya çıkması ve o dönemde bir seri üretim ihtiyacının olmaması bu eksikliğin başlıca sebepleridir. Zaman içinde artan tüketim, seri üretimi doğurduğunda ve üretilen parçalarla büyük montajlar yaratma gereksinimi ortaya çıktığında, 1900'lü yılların ilk yarısında evrensel bir dil oluşturma amacıyla tolerans, konum toleransı, semboller çerçevesinde olgunlaşan teknik resim standartları bu yüzyıl boyunca kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaktadır. İmal edilecek parçaya giden yol, parçanın 3 boyutlu olarak tasarlandıktan sonra teknik resim üzerinde notlar, tolerans ve ölçüler gibi ürünü tanımlayan özelliklerini aktarılarak çeşitli üretim yöntemleriyle üretilmesinden geçmektedir. Bu klasik yöntemdeki 3 aşamalı süreç MBD ile 2 aşamaya düşmektedir. 3 boyutlu olarak tasarlanan modellerin 2 boyutlu olarak ölçülendirilmesi ve günün sonunda yine 3 boyutlu bir ürün oluşturulması günümüz teknolojisinde süreci karmaşıklaştıran ve bu yüzden artık azalmaya başlayan bir uygulama. Yanlış okumalar, yanlış anlamalar ya da eksik bilgilerle üretimde aksamalara sebep olabilmektedir. Yapılan çalışmalar, üretilen tüm teknik resimlerin %60'ının hatalı oluşturulduğu veya yanlış anlaşıldığı için üretim süreçlerinde aksamalara ve kayıplara sebep olduğunu göstermektedir. Teknik resimdeki ölçülendirme sürecini modelleme aşamasının içine dahil etmek ve iki ayrı data yerine tek datayı kaynak olarak kullanmak, teknik resim süreçlerindeki hatalı dönüşümleri engelleyerek ürünlerinizin pazara daha hızlı çıkmasını sağlayacak ve kayıplarınızı azaltacaktır. MBD kullanmaya başladığınızda CAD ve teknik resim oluşturma süreçleri bir arada ve tek dosya üzerinde gerçekleşir. Model direkt olarak kendini tanımladığı için iki boyutta meydana gelmesi muhtemel hatalar veya zaman kayıplarının da önüne geçilir. Dijital model ve dijital bilgi tek yerde bulunduğundan revizyonların birbirine karışması, dosya kaybı gibi durumlarda yaşamazsınız. Bilgisayar destekli tasarım yani CAD kullanımının tüm dünyada yaygınlaşmasının ardından teknik resim yerini 2003 yılında ASME tarafından yayınlanan standartlara bırakmaya başlamıştır. Geçtiğimiz yıllarda MVD yaklaşımı CAD çözümleriyle birlikte pratik uygulamalarla resime ihtiyaç duyulmadan üretime yön verecek hale gelmiştir. Aslında bu kavramı yeniliğin de ötesinde dijitalleşen dünyada bugün bir ihtiyaç olarak değerlendirmekte fayda var. Örneğin son zamanların yükselen trendlerinden katmanlı üretim yöntemlerinde teknik resim büyük oranda işlevsizdir. Dijital ortamda tasarlanan parçalar yazıcılarla basılırken parçaya dair tüm bilgiler MBD ile aktarılır. Bu yöntemlerde parçanın konsept tasarım aşamasından kalite kontrol aşamasına kadar olan süreçteki bilgi aktarımı dijital olarak ve tek dosya üzerinden yürütülebilmektedir. MBD ile ölçülendirme ve toleransların yanı sıra notlar ve kesit görünümleri de dahil olmak üzere üretim için ihtiyaç duyulan tüm bilgileri dijital ortamda ve daha kolay bir şekilde etmeniz mümkün oluyor. MBD'nin ne olmadığından bahsedecek olursak, MBD sistemini kullanıyor olmanız teknik resim oluşturamayacağınız anlamına gelmiyor. Tedarikçilerinizden birinin MBD ile çalışamıyor olması gibi bir durumda teknik resime ihtiyaç duyduğunuz hallerde hala modelinizden teknik resimleri kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Ayrıca dokümantasyon anlamında da bir eksiklik yaşamazsınız. Aksine bilgi ve model aynı dosyada bulunduğu için olası kayıpların ve karışıklıkların da önüne geçmiş olursunuz.
NBD ile parçanın PMI bilgilerini nasıl üretime aktaracağınızı gösteren akış şeması bu şekilde. İsterseniz bu noktada videoyu durdurup adımları daha detaylı inceleyebilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse, ürüne dair teknik gereklilikleri belirledikten sonra organizasyonel dağılımlar belirlenir ve başlangıç parçası oluşturulur. 3D model üzerinde parçanızın farklı görünüşlerini, notları ve parametrik bilgileri içerecek combined state'ler başlangıç parçası ile tanımlanır. Görünüş, detay, ölçü, notasyonlara göre istenilen sayıda state oluşturulabilir. Bu state'leri ekranınızın alt tarafında tablar şeklinde görebilir ve yönetebilirsiniz. Ardından 3D notasyonlar eklenir ve ölçüler model üzerinden verilir. Gerekli yerlerde detay görünümleri, kesitler gibi ek özellikler eklenir ve bu bilgiler üzerinde gereken düzenlemeleri tamamladıktan sonra TDP yayınlanır. İşlemler bittikten sonra standartlara uygunluk ve gerekliliklerin karşılandığı doğrulandıktan sonra üretim için gerekli tüm bilgileri içeren modelimiz tamamlanmış olur. Oluşturma, düzenleme, detaylandırma gibi işlemlerin ardından okumak ve anlamak için de uzun uzun zaman harcamanıza neden olabilen teknik resimin yanında NBD tartışmasız bir şekilde işleri hızlandırıyor. 3 boyut, 2 boyutla kıyaslandığında daha fazla kişi tarafından anlaşılır olduğu için farklı takımlar arasındaki iletişimi de kolaylaştırıyor. PLM çalışmalarının verimliliğini artıran ana etmenlerden biri olan verinin yeniden kullanımı da NBD ile doğrudan hale geliyor ve ihtiyaç halinde kontroller tek bir yerden gerçekleştirilebiliyor. Değişiklik yönetimi bugün halen birçok firma için sorun olabilmekte. NBD ile dijitalleşen üretim süreçlerinde değişiklikler de anlık olarak tek kaynak üzerinden yönetilebiliyor. Parçaya dair üretim bilgilerini yani PMI bilgilerini direkt model üzerinde sunabilmekte. Alınan çıktılar telefon, bilgisayar hatta tablet ile 3 boyutlu model üzerinde ve hareketli biçimde görüntülenebiliyor. NBD yayınlanması ve görüntülenmesi aşamalarında farklı görünüşler arasında geçiş yapabilir. Kesitlere yakından göz atarak kesit görünümlerini de ihtiyacınıza yönelik olarak açıp kapatabilirsiniz. NBD çıktılarınızı birkaç farklı şekilde almanız ve görüntülemeniz mümkündür. Hemen her cihazda çalışabilecek 3D PDF formatının dışında tamamen ücretsiz olarak edinebileceğiniz CreoView programı da NBD ile oluşturulmuş parçalarınızın bilgisayarlarda görüntülenmesini sağlar. CreoView programının indirme linkini video açıklamalarına ekliyorum. Oradan indirebilirsiniz. Bunlar dışında Step AP242 formatında da model çıktı alınabilir. Bu şekilde de ölçülendirmeleriniz ve notlarınız modelde yer alacaktır. Bugün teknik tasarımlar bilgisayar tabanlı ve 3D olarak yapılırken ve aslında CAD datası üretim için gerekli olan tüm bilgileri NBD sayesinde içerebiliyorken teknik resim kullanımı günden güne azalan bir uygulama olarak görülmektedir. Teknolojinin hız, maliyet ve verimlilik avantajı yarattığının bugün hepimiz farkındayız. Öyleyse teknolojideki bu değişimi ayak uydurmak için NBD uygulamasına Creo ile bir örnek üzerinde göz atalım. Modelimi açtım. Modelimizi açtıktan sonra Creo parametrik arayüzünde Annotate tabına tıklıyorum. Ve dikkat ederseniz aşağıda model tabında görünmeyen yeni tablar geldi. Bu tablar NBD standartlarında tanımlanan ve ölçülendirmelerinizi, notlarınızı ve modelle ilgili diğer bilgileri daha kolay erişilmesi, daha kolay kullanılması için gruplayan bir tab sistemi. Modelinizin çıktısını aldığınızda CreoView veya Adobe PDF formatlarında görüntülerken yine bu şekilde tablarla görüntüleyeceksiniz. Dolayısıyla bu mantığı anlamak önemli. Zero model tabımızda üzerinde hiçbir notasyonun ya da notun bulunmadığı, sadece modelin yalın halde bulunduğu bir tab bulunmakta. Map tabında diğer tablara link gönderen, direkt linkler gönderen ve bu linkleri ekleyebileceğiniz, düzeltebileceğiniz, kendinize göre model üzerinde de bu linkleri ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bir bağlantı tabı, bir navigasyon tabı olarak düşünebilirsiniz. General tabında firmanızla ilgili bilgiler yer alıyor. Bunun dışında ürüne dair ya da
Çeşitli legal notları General tabına ekleyebilirsiniz. Properties tabında yine modele dair kütle, ağırlık, hacim ya da malzeme cinsi gibi ki bunları parametrik olarak da tabii ki seçebiliyorsunuz. Otomatik olarak modelin kendi bilgilerinden bunlar default bir şekilde gelebilir. Notes kısmına geldiğimiz zaman modelle ilgili eklemek istediğiniz özel notlar varsa yani finishinde kaldırılmasını istediğiniz çapaklar ya da getirilmesini istediğiniz yüzey kalitesi gibi çeşitli notları not bölümüne ekleyebilirsiniz. Yine datums kısmında da modelinizde yer alacak datumlar tanımlanır ve tüm datumlar bir arada görülebilir referans oluşturması açısından. 7A'dan 7E'ye kadar olan bölümde genel olarak ki bunların sayısı arttırılabilir FG modelinizin karmaşıklığına göre. Genel olarak ölçülerin yer aldığı tablar, sheetler olarak düşünebilirsiniz. Ve toleranslar, semboller, geometrik toleranslar çeşitli görünümlerde birbirine karışmadan kolaylıkla oluşturulup son çıktıya ulaştırılabilir. Ve finish bölümünde de üzerine gelmesini istediğiniz yapıştırmalar vesaire ya da kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebileceğiniz tablar. Şimdi bu tabları nasıl oluşturacağımızdan hemen kısaca bahsedeyim. Tabların yanında yer alan artı butonuna tıkladığınızda hemen sonra bir tane tab ekleyecektir. Eğer bu tabın ismini değiştirmek isterseniz üzerine sağ tıklayıp rename butonundan yeni tab olarak ben bunu adlandırıyorum. Şayet bu tabın konumunu değiştirmek isterseniz de böyle sürükle bırak mantığıyla kolayca yerini değiştirebilirsiniz. Şimdi şundan bahsedeyim. Burada gördüğümüz tabların alacağımız çıktı da yine görüneceğinden bahsetmiştik. Tabii ki bu tabları istediğimiz gibi gördüğünüz gibi değişiklikler yaparken oryantasyonları da değişiyor. İstediğimiz oryantasyonu vereceğimiz ölçülere göre ayarlayabilmekteyiz. Bunu şöyle yapıyoruz. İsterseniz bir standart görünüm seçebilirsiniz. Örneğin right. Ya da yine mouse'unuzun orta butonuyla istediğiniz oryantasyona modelinizi getirip örneğin şimdi şöyle bir oryantasyona getirdim. Bu tab içerisindeyken eğer ilk açıldığında bunun görünmesini istiyorsam, bu oryantasyonda görünmesini istiyorsam update'e tıklayarak bu taba bu oryantasyonu tanımlayabilirim. Şimdi 7B tabına gittiğimde ve geri geldiğimde update'e tıkladığım andaki oryantasyonla modelim karşıma gelecektir. Modeller üzerine yapacağımız ölçülendirmelerin hangi plane yapılacağını seçmek içinse yine bir tabı açtıktan sonra Annotation Planes kısmından yeni ölçülendirmelerimizin geleceği plane'i seçebiliriz. Örneğin ben bu tab için şayet Right plane'i seçersem ve Active Annotation Plane dersem bu noktadan sonra yapacağım yeni ölçülendirmeler bu plane üzerinden gerçekleşecektir. Ölçülendirmeye geçmeden önce yine size birkaç teknik detaydan bahsetmek istiyorum. Bu tabların son çıktığınızda yayınlanmasını istiyorsanız mutlaka gördüğünüz Publish onay kutucuğunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. Bunları her tabla tıkladığınızda görebilirsiniz veya hepsini bir arada yönetmek için View Manager içerisinden All sekmesinde hangilerinin yayınlanacağına Publish onay kutucuğunu tıklayarak veya boş bırakarak karar verebilirsiniz. Şimdi isterseniz birkaç ölçülendirme yapalım. 7A Combination State'inin üzerinde. Şimdi ölçülendirmemi yapmaya başlamadan önce dikkat etmem gereken şey şudur. Hangi görünüşte ölçü vereceğim ve hangi annotation plane üzerine ölçü vereceğim? Görünüşümün bu olduğuna karar verdikten sonra bu görünüşten kolayca görülebilecek ölçüleri verebilirim. Ama öncesinde uygun bir annotation plane seçmem lazım. Örneğin
Şuradaki ölçülerimi vermek için Tab Annotation Plane'imi aktive ettikten sonra tekrardan görünüşüme gelip şu şekilde ölçülerimi vermeye başlıyorum. Yine kolayca verebilirsiniz bu ölçüleri. Önemli olan birbirlerine çok fazla karışmamaları ve tabları verimli kullanmak aslında bakarsanız. Hem teknik resimi okuyacak olanlar için hem de oluşturanlar için verimli bir şekilde yeterli sayıda tab kullanarak bu ölçüleri veriyoruz. Şimdi arkada vermek istediğim bir ölçü var. Ama bunu bu kez paralel olarak değil de tab düzleme paralel olarak değil de right düzleme paralel olarak vermek istiyorsam right düzlemi seçtikten sonra yine Active Annotation Plane'a tıklıyorum ve vermek istediğim ölçüyü benzer şekilde gerçekleştiriyorum. Gidip gelecek olursak modelimizin görünce hal bu açıldığında. Şimdi gördüğünüz gibi bu ters bir şekilde yazdı. Yine bunu da kolayca üzerine tıkladıktan sonra Change Orientation tıkladıktan sonra Flip diyerek istediğim konuma getirmem mümkün. Eklenecek olan ölçülerin, notların, toleransların hangi düzleme geleceği konusu önemli arkadaşlar. Yani bunu şöyle anlatmam gerekirse örneğin bir not eklemek istiyorum. Şimdi nota ekleyeceğim kutucuğun oryantasyonuna dikkat edin. Şu an right üzerine ekliyoruz. Bakın birbirine paralel. Şimdi back seçtiğim zaman bakın oryantasyon değişiyor. Ya da tab seçtiğim zaman yine aynı şekilde oryantasyon seçilen plane'e göre paralel olacak şekilde düzenleniyor. Bu konu önemli. Tabii şunu belirtmekte fayda var. Yani örneğin arkada kalan göremediğiniz bir ölçü oluştu. Ondan sonra bunun üzerinde değişiklik yapamıyor musunuz? Tabii ki yapabiliyorsunuz. Yani şayet ben buraya eklediğim 1.97 ölçüsünü başka bir yere taşımak istersem yine Change Orientation tıklayarak görmüş olduğunuz gibi tab yerine örneğin front seçtiğimde bunu front düzlem üzerinde front düzleme paralel bir şekilde yerleştirecektir. Yine ondan sonra text orientation'ını uygun olacak şekilde artık hangi taraftan bakacaksam modelime ona uygun olacak şekilde çeşitli şekillerde düzenleyebilirim ve kaydedebilirim. Şimdi ölçülendirmeler dışında yine başka neler yapabiliriz? Ondan biraz bahsedeyim. Örneğin bir geometrik tolerans ekleyeceğim şimdi. Geometrik tolerans simgesine tıkladıktan sonra bu geometrik toleransı eklemek istediğim ölçüyü seçiyorum. Ve geometrik toleransım eklendi. Arkasından bunun üzerine değişiklikleri yapacağım. Bu geometrik karakteristiğin ne olmasını istiyorum? Bunun bir pozisyon karakteristiği olmasını istiyorum. Ve pozisyon karakteristiği olacağı için de tabii belli referanslara ihtiyaç duyacaktır. Bu referanslarımı A referansının üzerine yine B ve C datumlarını da eklediğimde üzerine gelecektir. Yine şayet bir malzeme sembolü ekleyecek olursak böyle kolayca bu malzeme sembolünü ekleyebiliriz. Yine annotasyonları eklediğimiz plane'lerden bahsetmiştim. Yani
burada seçtiğimiz planer üzerine anotasyonların geldiğinden bahsetmiştim. Peki bu anotasyonları düzenleyebiliyor muyuz? Tabii ki anotasyon planlerini de düzenleyebiliyoruz. Annotation Plane Manager'a girdiğimde, bu arada Creo'nun önceki versiyonlarında bu Annotation Planes sekmesi şöyle aşağıda biraz yer alıyor. Buna dikkat edin. Annotation Plane Manager'a girdiğimde bu galeride görüntülenmesini istemediğim Annotation Plane'leri yanındaki onay kutucuğunu kaldırarak kaldırabilirim veya herhangi birini seçerek del ile silebilirim veya yeni bir Annotation Plane oluşturabilirim. Yani buradan istediğim referanslarımı seçerek yeni bir annotation plane de oluşturabilirim. Açılı veya diğer annotation plane'lerle referans yapacak şekilde. Ve bunda da yine annotation ilk default ölçünüzün yönlerini oklarla ayarlayabilirsiniz. Yani arkadaşlar, demek istediğim şu ki MBD'de birçok unsur, birçok şey özellikle Creo parametrik içerisinde sizin süreçleri hızlandırmanız üzerine kolaylıklar sağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Yani combination state'lerden tutun da annotation'ların nasıl görüneceğine kadar, bunların yönlerine kadar ve notların yönlerine kadar birçok şey ayarlanabilir. Kendinize göre kişiselleştirilebilir durumda. Yine aynı şekilde aşağıdaki tab mantığını da kendi çalışmalarınıza göre, kendi firmanızdaki işleyişe göre, ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz buraya kadar olan kısımda neler var? Tekrardan bir göz atalım ve yavaş yavaş bu modelimizi MBD haliyle yayınlamanın nasıl olacağına bir bakalım. Başta bir modelimiz oluştu. Sonra bahsetmiştik. Maplerimiz var. Buna Creo parametrik içerisinde kontrol tuşuna tıkladıktan sonra tıklarsanız gördüğünüz gibi o tab'e gidecektir. Yine başka bir tab için deneyecek olursak ben az önce bir 7A tab'i ekledim buraya. Bu arada bunları da nasıl ekliyoruz? Şöyle ekliyoruz. Onu da söylemek gerekirse. Pardon. Diğer tab'e geçtim. Flat to screen'e tıkladıktan sonra yeni bir not ekliyorum. Ve buraya örneğin 7B, 7 pardon 7B annotation tabine ekledim. Ve buna bir link eklemek istiyorum. Buradan hızlıca 7B tabini seçtikten sonra linkin buraya gitmeye hazır hale geliyor. Ve tıkladığımda oraya doğru gidiyorum. Yine properties içerisindeki düzenlemeleri de parametrik bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz demiştik. Ve şu gereksiz olan iki tane tabımı silmek istiyorum. Silmek istediğiniz tabı sağ tuş tıklayarak silebilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken tek nokta şu olmalı. Açıkken bir tabı silemiyorsunuz. Buna kafanız takılmasın. Gördüğünüz gibi silik görünüyor remove. Ama bir tab açıkken bir başka tabın üzerinde sağ tıklayarak Remove'la o tabı kaldırabilirsiniz. Creo içerisinde oluşturduğunuz MBD modellerinizi 3 farklı şekilde en az çıktı alabileceğinizden bahsetmiştik. Bunlardan ilki hepimizin bildiği Adobe PDF. Adobe PDF'te artık uzun bir süredir 3 boyutlu görüntülemeler yapabiliyorsunuz. Save as tıkladıktan sonra kaydetme seçeneklerinden PDF U3D seçeneğini seçiyorum ve bu dokümanımı yeni bir isimle kaydediyorum. Sonrasında beraber bunun nasıl görüneceğine bakacağız. Bu seçenekler arasından annotations'ları tabii ki dahil ettikten sonra Okey dediğimde bunun PDF 3D versiyonunu alacaktır. Adobe içinde de bu şekilde 3D olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi de Creo
View programı ile isterseniz bir çıktı alalım. Creo View'da çok daha etkin ve çok daha verimli bir şekilde görüntüleyebileceğinizi de söyleyeyim. Creo View programı bu arada videonun başında da belirtmiş olduğum gibi ücretsizdir. Ve siz de ptc.com'dan indirebilirsiniz. Video açıklamalarına ekliyorum linkini. CreoView içinde kaydettikten sonra isterseniz bir de CreoView içerisinde modelimize göz atalım. MBD modelimizi açtım. Ve buradan aslında farklı render modlarını da değiştirebilirsiniz ihtiyaçlarınıza göre. Wireframe ya da meşli seçenekler arasından o anda uygun olanı seçebilirsiniz. Az önce oluşturduğumuz combination state'ler işte burada yer alıyor. Şimdi bunları daha iyi anlamak mümkün olabilir sanırım. Görmüş olduğunuz gibi farklı sekmelerde modelle birlikte farklı bilgilerin yer aldığı MBD modelimiz CreoView içerisinde çok rahat bir şekilde görüntülenip üzerinde ölçü bilgileri üretime aktarılabilir. Üretim tarafından okunup sonrasında gerekli yerlerde kullanılmak üzere tek model üzerinde, tek parça üzerinde dolaşıma sokulabilir. Yine bu iki formatın dışında Step AP242 formatında da kaydedebileceğinizden bahsetmiştim. Bunun için de yine kayıt seçeneklerinde Step'i seçtikten sonra Options içerisinden Step AP242 seçeneğini seçerseniz eğer ve annotation'ları, gerekli parametreler, cross section'lar artık ihtiyaçlarınız hangileri ise bunları seçtikten sonra şayet kaydederseniz yine bunu hiçbir model özelliğiniz, feature'ınız gelmeden, unsur ağaçlarınız gelmeden step formatında da paylaşmanız mümkündür. Yine bu kaydettiğimiz step formatına da bir göz atalım. Bunu Creo içerisinde başka bir programdan gelmiş bir model olarak da düşünebilirsiniz. Annotation kısmına geldiğim zaman gördüğünüz gibi tüm combination state'leriyle birlikte ve bunların üzerine kayıtlı olan orientation'lar, yazıların yönleriyle, boyutlarıyla birlikte tüm bu datalar step formatında da aktarılması mümkün olacaktır. MBD'nin ne olduğundan ve teknik resimin yerini neden almaya başladığından biraz bahsettik bu videoda. Sonrasında annotation feature'larınızı, notlarınızı ve ölçülendirme, tolerans gibi bilgilerinizi kolayca nasıl ekleyebileceğinizden bahsettik. Ve bunları hangi tür çıktılar alabileceğinizden bahsettik video içerisinde. Daha detaylı videolarımızda MBD hakkında ve diğer konular hakkında merak ettiklerinizi bulabilirsiniz. Creo Parametric, Windchill ve firmanızın dijital dönüşümüne katkıda bulunacak daha birçok yazılımın son teknoloji özelliklerinden haberdar olmak için Informatik Innovation kanalımıza abone olmayı unutmayın.